Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir üniteye başlıyoruz. 6. ünitemize geçiş yapıyoruz. 6. ünitemizin adı Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı. Bu ünitemizde Topkapı Sarayı'na, Enderun, Birun, Harem ve saraydaki yönetim anlayışı nasıl, şehzadeler nasıl eğitilir, padişahlar nasıl başa geliyor, bunlarla alakalı konuları işleyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Güzel ve kültürel aslında bir ünitemiz. Genel kültürümüzü arttıracak bir ünitemiz. Şimdi başlayalım işlemeye. Evet, Sultan ve Saray başlığıyla başlıyoruz. Geleneksel Türk ve İslam anlayışını benimseyen Osmanlılar'da devlet yönetme etkisini ne yapıyordu? Osman Bey ailesine, yani Osmanoğulları hanedanı verildiği düşüncesi hakim. Bu şekilde bir hanedana veriliyor ve bu hanedandan Osmanlı Devleti'nin başına geçen padişahlar bu şekilde devam ediyordu. Babadan oğula devam eden bir yönetim sistemi vardı. Ve devlet padişahın başında bulunduğu bir merkezi teşkilat aracılığıyla yönetiyordu. Devletin başında bir padişah var ve bu merkezden, bu padişahın etrafından bu şekilde devlet yönetimi şekilleniyordu. Bu merkez teşkilatı da askeriler olarak tanımlanan idareci kadrolarla oluşmaktaydı. Biz geçen ünitelerimizde bunlardan arkadaşlar bahsetmiştik. Evet, buradaki tabloda baktığımızda arkadaşlar devletin idaresini, devlet yönetimini oluşturan yöneticilerin ayrıldığı bölümleri görüyoruz. Seyfiye, İlmiye, Kalemiye ve yönetimi yapıldığı saray. İlmiye, Seyfiye ve Kalemiye sınıfları zaten yönetici sınıfını oluşturan bölümlerdi. Bunun haricinde yöneten ve yönetilenler olmak üzere Osmanlı'da ikiye ayrıldığını söylemiştik sınıfların. Ancak biz bu sınıfların tabii ki insanları ayırt etmek gibi bir kast sistemi gibi bir sınıflandırma olmadığını, sadece ayrımı yapabilmek amacıyla yönetenler ve yönetilenler olarak iki şekilde göstermeye çalıştığımızdan bahsetmiştik. Bu şekilde baktığımızda dediğimiz gibi bu tabloda görüyoruz. Yönetim sınıfını bunlar oluşturuyor. Evet, şimdi Osmanlı Devleti'nde merkez teşkilatının en önemli kurumu tabii ki saray. Yani yönetimin, idarenin başladığı yer saray. Buradan kararlar veriliyor. Yönetim buradan sağlanıyor. Sarayda üretim, maliye, hukuk, askerlik, eğitim gibi işleri yöneten kişiler ve onlara bağlı olan görevlilerden meydana gelen devlet dairelerini oluşturmanın dışında aynı zamanda padişahın da yaşadığı, ikamet ettiği, oturduğu evi olarak değerlendiriyoruz biz sarayı. Yani hem evi hem de devletin bütün işlerinin yönetimini buradan sağlamış oluyor. Osmanlı Devleti'nde Topkapı Sarayı'na kadar sırasıyla baktığımızda öncelikle Bursa Sarayı, ikinci olarak Edirne Eski Sarayı, üçüncü olarak ise günümüzde İstanbul Üniversitesi'nin rektörlük ve merkez kampüsünün olduğu bir alan var. Bu alanda bulunan İstanbul Eski Sarayı padişahlar tarafından devlet merkezi olarak kullanılan bölgelerde. Burada görüyorsunuz arkadaşlar Edirne Eski Sarayı'nın kalıntılarını görmekteyiz. Edirne'de eski saray kalıntıları bu şekilde görmekteyiz. Osmanlı'da kurulan saraylar devletin merkezi olarak kuruldukları şehirlerin gelişmesine ve şehrin kültürünün oluşmasını, şehir kültürünün yerleşmesini sağlayan kurumlardı. Ve sarayın şehir kültürünün oluşmasındaki başlıca etkisi ise bu şekilde şehrin nüfusunun artmasını sağlaması ve sarayın etrafında oluşan yerleşimin büyümesini sağlamakla oluyordu. Ayrıca ülkenin diğer bölgelerinden, diğer köşelerinden devlet işlerini görmek isteyen isteyenlerin uğrak bir yeri oluyordu sarayın olduğu bölge. Bu sebeple de günlük hayattaki canlılığın da başlıca sebeplerinden biriydi. Bunların dışında sanatçı ve zanaatkarların da saray tarafından, sarayda yaşayanlar tarafından himaye edilmesi, korunması da sarayın şehir kültürünü oluşturulmasındaki en önemli katkılarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Enderun ve Harem gibi kurumlar da, sarayın içinde bulunan Enderun ve Harem gibi kurumlar da aynı zamanda yine bir eğitim merkezi işlevini görüyordu. Şimdi Topkapı Sarayı'na daha ayrıntılı bir şekilde inceleyecek olursak, Topkapı Sarayı İstanbul'un fethinden sonra
İstanbul'u dünyanın siyasi ve iktisadi, ekonomik anlamlarından önemli bir merkez haline getirmek için ve kalkındırmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet tarafından o zaman da inşa ettiriliyor ve 1487'de saray kullanıma başlanıyor ve bununla beraber bu sarayın kullanımına başlanmasına rağmen yine sarayın binasını tabii ki eklemeler veya değişiklikler yapılabiliyor. Bu ise 19. yüzyıla kadar süre gelen bir süreçte değişiklikler devam ettiğini görmekteyiz. Peki sarayın içerisindeki kısımlar nasıl olacak diye bakarsak, öncelikle birun var. Birun sarayın dış kısmı. Harem var iç kısmı ve Enderun'da yine iç kısımda kalan bölüm. Bu bölümlerde baktığımızda sarayın 3 bölümden oluşan 3 tane kapısı bulunduğunu söyleyebiliyoruz. Sarayın ilk bölümüne Birun adı verilen bir avlu var. İlk bölümünde Birun adı verilen bir avluyla başlanıyor. Ve burada kapı kulu askerleri, tabipler yani doktorlar, bunun dışında mutfak çalışanları, hasta mimarları, ahırdan sorumlu olan görevliler, tabii ki atlar biliyorsunuz o zaman at kullanıldığı için ahır sorumluları da var. Ve zanaatkarlar gibi saray hizmetlileri ve devletin idari kısmından sorumlu büro kısımları bulunmaktaydı arkadaşlar. Bu fotoğrafta görüyorsunuz, resimde görmektesiniz. Topkapı Sarayı'nın Birun adı verilen kısım yani ilk avlusu. Burada dediğimiz gibi saray hizmetlileri daha ziyade kullanılıyor veya çeşitli büroların bulunduğu. Halkın da girebildiği bir alan. Yani halk en fazla Birun'a kadar gelebiliyor. İç kısma zaten geçemiyor. Bu fotoğrafta da zaten resmedilmiş halkın veya görevlilerin burada bulunabildiğini görüyoruz. İkinci kısma bakacak olursak, ikinci kısmına ise Babüsselam adı verilen büyük bir kapıdan giriliyor. İkinci avluda Divan Hümayun ve ona bağlı bürolar, aynı zamanda defterhane ve hazine kısmı yer almakta. Divan Hümayun'u zaten göreceğiz, bir sonraki dersimizde detaylı olarak göreceğiz. Divan Hümayun ve Divan Hümayun'un üyelerini göreceğiz bir sonraki dersimizde. Divan Hümayun'u zaten biliyorsunuz devletin idaresini yapıp toplandığı bir alan. Ve buna bağlı olan bu işleri yürüten belli başlı bürolar var. Ve defterhane, yazılan, bunların yazılığa geçirildiği yerler. Bir de hazine kısmı, devletin hazinesinin olduğu bölüm var. Alay Meydanı adı verilen bu alan aynı zamanda Alay Meydanı adı veriliyor. Devlet bürokrasisinin merkezi olarak resmi törenlerin de yapıldığı kısım olarak geçmekte. Devlet işlerinin karara bağlandığı Divan Hümayun toplantıları yapıldığı bölüm ise Kubbe altı olarak adlandırılıyor. Yani kubbe altı adı verilen bölümde devlet işlerinin kararına bağlandığı ve divan hümayun toplantılarının yapıldığı kısım olarak değerlendiriyoruz. Hemen fotoğrafımızda da görüyorsunuz Babüsselam kapısı. İkinci kısma verilen isim olduğunu söylemiştik. İkinci kısma bu büyük kapıdan giriliyor. Evet, sarayın üçüncü avlusuna geçecek olursak, bu da Babüssade adı verilen kapıdan giriliyor buraya da. Burası da Enderun Meydanı adı verilen ve padişahın resmi ve özel hayatının iç içe geçtiği alan. Yani bu alanda Enderun kısmında hem padişahın resmi işlerini görüştüğü, resmi işlerini yürüttüğü bir kısım var hem de özel hayatının olduğu bir alan burada birleşik durumda. Burada Enderun Mektebi, Harem, Hırka-i Saadet daireleri bulunmakta. Sarayın son avlusu ise daha çok dinlenme kısmının olduğu veya gezme kısmının olduğu alanlar. Çünkü biliyorsunuz ki sarayda yaşayan hani sarayın iç kısmı, en mahrem kısmı adı üstünde mahrem, harem. Haremden türemiş bir isim mahrem zaten Arapça olarak. Bu kısımların arkadaşlar bulunduğu bölgede harem sakinleri, cariyeler veya görevlilerin hava almak için, gezmek için bahçeyi kullandığı, avluyu kullandığı kısım burası. Ve burada hangi binalar var baktığımızda? Bağdat Köşkü, Revan Köşkü veya Sofu Köşkü gibi sonradan yapılan alanlar, binalar bulunmakta. Bu binalarda, bu köşkler içerisinde çok büyük köşkler olmuyor zaten. Ufak dinlenme alanları, kapalı dinlenme alanları olarak düşünebilirsiniz bu bölümleri. Buralarda yine tabii ki ihtişamın gayet de bayağı olduğu, çok hani güzel bir şekilde inşa edildiği, iç dizaynının yapıldığı bölümler buralar, bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Evet, hemen baktığınızda sağdaki resimde Babüssade kapısı olan kısımda
Slide'ın arka tarafında arkadaşlar fon olarak kullandığım resim de aslında sağda paylaştığım resmi görmektesiniz. Arka fonda kullandığım resimde orada bir culus törenini görüyorsunuz. Padişah tahtında oturmuş ve yanında sadrazamı, vezirleri bulunmakta. Ve burada diğer alanda baktığımızda yeniçeriler olmakta. Culus törenini görmektesiniz. Ve hemen sağdaki resimde de günümüz şekliyle, Topkapı Sarayı'nın günümüz renklendirmesiyle bu törenlerin yapıldığı, resmi törenlerin yapıldığı, bayramlaşmanın veya elçi kabulünün yapıldığı kısmı görüyoruz. Padişahın tahtı da bu kapı önüne konuluyor. Arkadaki yansımada da görüyorsunuz. Bu şekilde tören gerçekleştiriliyor. Evet, Enderun ve Harem kısmına geldik. İkinci bölüme. Bu kısımlar dediğimiz gibi Topkapı Sarayı'nın iç kısmında kalıyor. Bu kısım hem padişahın günlük yaşantısını geçirdiği bölüm hem de medreselerden sonra Osmanlı Devleti'nin en köklü eğitim kurumu olarak sayılan bölüm. Çünkü Enderun'da verilen eğitimler en sağlam eğitimler olarak değerlendiriliyor. Bu devşirme usulü ile Acemi Ocağı'na alınan askerler vardı. Ve burada eğitimin ardından üstün başarı gösteren çocuklar, devşirme usulüyle eğitim Acemi Ocağı'na alınan çocuklar eğer yüksek başarı, üstün başarı gösteriyorlarsa ve eli yüzü düzgün olanlar, gerçekten başarı gösterebilecek olanlar seçilip bunlar daha iyi bir eğitim verilebilsin diye, yüksek seviyede eğitim alabilsinler diye Enderun'a alınırlardı. Burada farklı eğitimler veriliyordu. Bu eğitimler neydi? Musiki gibi, dini ilimler gibi veya pozitif ilimler, yani akli ilimler gibi birçok alanda eğitim görüyorlardı. Ve burada gördükleri eğitimden sonra yetenek ve başarılarına göre tabii devletin belli kurumlarında göreve getiriyorlardı, yeteneklerine göre olacak şekilde. Hemen sağdaki resimde görüyorsunuz arkadaşlar. Topkapı Sarayı'nın içinde bulunan Enderun'da bir kütüphane arkadaki resimde grevinde gösterilmiş. Evet, Topkapı Sarayı'nda padişahın ailesiyle birlikte özel hayatını yaşadığı kısmı biz harem diyorduk. Sarayın en mahrem kısmı. Çünkü burada tamamen padişahın özel hayatı, ailesi yaşıyor. Padişahın annesi, işte eşi, eşleri veya çocukları, kardeşleri ve bu kişilerin ailenin hizmetinde bulunan bütün personellerin bulunduğu alan, yaşadığı alan harem kısmı oluyor. Haremde de Enderun'dakine benzer bir eğitim düzeni ve örgütlenme düzeni mevcut. Buraya gelenler, haremde yaşayan kişiler, cariyeler olsun, özellikle cariyeler, keyif ve sefa sürmeye değil, buraya alınan kişiler sıkı bir eğitimden geçiriliyordu. Dediğimiz gibi yine bunların musiki dersleri, müzik dersleri oluyordu, dini dersleri oluyordu veya işte tarih, coğrafya, matematik gibi akli bilimlerin, ilimlerin olduğu dersler oluyordu. Yani gerçekten tam anlamıyla eğitimde yetişmiş insanlar oluyordu cariyeler, burada yaşayanlar. O yüzden kimse işte cahil veya bir şey bilmeden veya işte bazı dizilerde gösterildiği gibi sadece eğlencenin, keyif ve sefanın sürüldüğü bir yer olarak değerlendirse kalemi geçmişimize hakaret etmiş oluruz gerçekten. O döneme, o dönem insanlarına, padişahlarımıza ve o dönem yaşayanlarına çok büyük yazık etmiş olur, harcamış oluruz. Kesinlikle böyle düşünmemeliyiz. Çünkü gerçekten oradaki insanlar sıkı bir denetimden ve eğitimden geçiriliyorlardı. Peki harem nasıl oluşuyordu? Küçük yaşta ya köle olarak satın alınan kişilerden veya savaş sonrasında esir olarak alınan kişilerden saraya getirilen bu cariyeler. İşte erkekleri biliyorsunuz, hani savaş sonrasında veya esir alınan kişi erkekler farklı bir alanda yetiştirilmek veya saray hizmetine yetiştirilmek üzere ayrı bir bölüm alınıyordu. Kadınlar ise, kadın esirler ise cariye olarak yetiştiriliyordu. Yani sarayın harem kısmı alınıyordu zaten. Bu cariyelerde dediğimiz gibi el işlemeleri, müzik gibi veya dini ilimler gibi çeşitli konularda disiplinli bir şekilde eğitiliyorlardı. Devşirme kökenli olarak Enderun'da yetişmiş olan saray görevlileri vardı. Yine bunlar da kendileri gibi iyi eğitim almış, saray eğitimi almış cariyelerle evlendirilebiliyorlardı. Yani cariyeleri arkadaşlar sadece padişahın hizmetine sunulmuş kadınlar olarak düşünmeyin. Bu cariyeler dediğimiz gibi iyi eğitim aldıktan sonra devşirme kökenli diğer saray yöneticileri, görevlileriyle veya yönetimde bulunan kişilerle
evlendirilebiliyorlardı. Bu sayede de devlet görevlilerin yerel aileler akrabalık ilişkisi kurması engellenmiş oluyordu. Yani dışarıyla bir bağlantıları olması engellenmiş oluyordu. Bu da neyi sağlıyordu bize? Merkeziyetçi yapının korunmasını sağlıyordu. İlk dönemdeki Osmanlı padişahlarına baktığımızda çevre beylik ve devletlerin hükümdarlarının kızları ile evlendiklerini görüyoruz. Devlet idaresinde devşirmelerin öne çıktığı Fatih Sultan Mehmet döneminden sonra ise haremdeki cariyelerle evlenme adetinin yaygınlaştığını görmekteyiz. Yani iki bölüm olarak düşünebilirsiniz. Çünkü Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren yükselme dönemine geçiş devri olarak adlandırıyoruz biliyorsunuz ki. Bundan önceki ünitemizde Fatih dönemine, 2. Beyazıt'ı, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerini gördük. Bu dönemler Osmanlı Devleti'nin yükseliş dönemleriydi. Yani yükseliş dönemine itibaren haremdeki cariyelerle evlenmeler başlıyor. Peki bu da tabii Osmanlı Devlet Teşkilatı'nda haremin öneminin artmasına neden olacak. Hemen sağdaki resimde de haremi görmekteyiz. Ne kadar ihtişamlı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Osmanlı Sarayı'nda, Topkapı Sarayı'nda Çinlilerin hakim olduğu bir mimari anlayış vardı. Mavi Çinliler kullanılıyordu. Çinliler de İznik, Kütahya gibi yerlerde daha çok kullanılan malzemeler. Bu gibi malzemelerden Topkapı Sarayı'nın inşasında kullanıldığını biliyoruz ve hareme de kullanıldığını görmekteyiz. Hakim olan bir mavi ve altın rengi, gold rengi var. Bu şekilde haremdeki hünkâr sofrasını resimde görüyoruz. Evet arkadaşlar, dersimizi burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizde Divan-ı Humayun ve Divan-ı Humayun üyelerini göreceğiz. Bu konularla alakalı biliyorsunuz ki ne yapıyoruz? Google formları ödevlerimiz var. O yüzden hemen video izledikten sonra videonun altındaki linki tıklayarak ödevinizi yapmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.